Merhaba oyun severler. Her ne kadar bilgisayar oyunlarının hayranı olsam da ben de herkes gibi mobil oyunları oynamayı seviyorum. Öyle ki bendeki bu sevgi 3310'da yılan oynarken ekranı doldurmaya kadar gitmişti. Lise zamanımda ise 66.0 kullanıyordum ve o tarihler benim için mobil oyunculuğun en zirve dönemleriydi. Rally Pro Contest, Carmageddon, Midnow Madness, Bonj, Tomb Raider, Asphalt 2, hatta şimdilerde yeni yeni duyduğunuz AR yani arttırılmış gerçeklik teknolojisini sinek avlama oyunu ile ilk deneyen nesliz biz. Geçmişteki mobil oyunların kalitesiyle şimdiki oyunların hem paramızı hem de zamanımızı çalan uygulamalardan ibaret olduğunu bilsek de oynamaya devam ediyoruz. Dolmuşta, metrobüste seyahat ederken veya gelmelerini beklerken, TV izlerken, sevdiğimiz program reklam arasına girince ya da uzun bir süre 100 numarada işimizi görürken içerisindeki oyunların eski döneme göre bok gibi olmasından dolayı genellikle göt cebimizde bulunan telefonlarımızla zaman geçiriyoruz. Ben de zamanında oynadığım, benimle beraber büyük bir kesimin de oynadığını bildiğim oyunları bir liste haline getireyim dedim. Listede yeni oyunlar da olsa ağırlığı eski oyunlardan oluşuyor. Buradaki en iyi kavramı benim oynadığım ve beğendiğim oyunlar için geçerlidir. Sizler de beğendiğiniz mobil oyunlar varsa yorum kısmına yazarsanız onları da denemek isterim. Çok uzattım yine ben. Haydi listeye başlayalım. Tabii ki parmaktan sonra. OK Plus. Özellikle pandemi döneminde kahvehanelerin kapanmasıyla anlık kullanıcı sayısında gözle görülür bir artış olması onu vazgeçilmezler arasına soktu. Okey oynamasını seven herkesin muhakkak telefonunda en az bir kere bile olsa indirdiği ve oynadığı, modası da uzun bir süre geçmeyecek efsanelerimizin arasındadır. Neredeyse milli oyunumuz olma noktasına emin adımlarla ilerliyor. 8 Pool yani 8 Pool. Bildiğimiz bilardo oyununun mobil versiyonu. Bu oyun o kadar çok sevildi ve oynandı ki mobilde en çok indirilen bilardo oyunu oldu. Farklı oyun modlarıyla da kendisini hala oynatmayı başarıyor. Defalarca telefonumdan kaldırmış olmama rağmen hala ara ara canım sıkıldıkça indirir oynarım. Angry Birds. Henüz PUBG babasının vücudunda embriyo iken bu oyun 7'den 70'e herkesi etkisi altına almıştı. Öyle ki dizilere ve filmlere bile konu oldu. Abi sen ne yapıyorsun telefonla tuvalette? Kuşla oynuyorum. Kuşla. Aldatma sayılmaz yani. Herkesin elinde bir telefon, senin kuşun öyle, benim kuşum böyle diye kuş kapıştırıyorlar. Şimdilerde ise eski popülerliği olmasa da zamanın en büyük ve en eğlenceli oyunlarından biriydi. Asphalt. Lise yıllarımızın unutulmaz başka bir oyunu hatta, oyun serisi. Şimdilerde nasıl bilgisayar oyunlarının devamını bekliyorsak, o zamanlarda da bu oyunun devamını beklerdik. Araba yarışı olarak mobildeki en kaliteli oyunlardan biriydi. Şimdilerde devam oyunu gelse de eski popülerliği kalmadı. Ama bu onun kalitesinden bir şey kaybettirmedi, o da ayrı bir konu. Candy Crush. Şu an telefonumda sürekli oynadığım iki oyundan biri. İlk malumunuz 101 OK, diğeri bu. Allah bu oyunu yapanı bildiği gibi yapsın. Öyle bir bağımlılık yaptı ki yüzlerce kez sildim ama dayanamayıp tekrar yükledim. Artık oyunu kaldır deyince telefon posta koyar oldu bana. Bir ay sonra tekrar yükleyeceğim, uğraştırma beni diye uyarı veriyor, kaldıramıyorum telefondan. O derece yani. Çok farklı varyasyonları çıksa da klasiklerden vazgeçmeyip ısrarla oynamaya devam ediyorum. Clash Royale. Bir ara YouTube oyun trendlerinde hep bu oyun vardı, hatırlıyor musunuz? Zaten bu trendlere bir gün çok fena sallayacağım da şimdi sırası değil. Oyunumuz strateji odaklı bir kart oyunu. Diğer oyunlardan farkı ise geniş bir karakter sınıfına sahip olmakla beraber rekabet duygusunu da oyunculara çok daha güzel veriyor. 2016 yılında çıkmış olmasına rağmen hala önemli bir kitle tarafından oynanmaya devam ediyor. Drag Racing. Doğru zamanda doğru tuşa bas ve yarışı kazan. Çok sayıda araba seçeneği ve geliştirmeleriyle dümdüz kafa dağıtmalık bir oyundu. Listedeki oyunlara göre geçmişi biraz daha fazla olan Drag Racing günümüz oyunları arasında kaybolup gitti diyebiliriz. Flappy Bird.
2014 yılında nefes alan herkesin telefonunda olan malum oyun. Oynayanların bağımlısı olduğu ama bir o kadar da sinir krizlerine girdiği Flappy Bird. Eğer akıllı telefon yerine çevirmeli telefon kullanıyorduysanız bu oyunu bilemeyebilirsiniz. Tek bir mekaniğe sahip olmasına rağmen sinir bozan bölüm tasarımıyla biz oyuncuların ayarını ciddi anlamda bozmuştu. Daha sonralarında oyunun bağımlılık derecesi aşırı arttığından geliştirici arkadaş 10 Şubat 2014 yılında Apple Store ve Google Play'den kaldırma kararı alarak herkesi şaşırttı. Yani öncesi ve sonrasıyla Flappy Bird gerçekten unutulmazlar arasındaydı. Fruit Ninja. Kedilerin en çok sevdiği oyun hangisidir diye sorsam herhalde tartışmasız Fruit Ninja dersiniz. Hatta birçok oyuncudan çok daha yüksek skor elde ettiği de doğrudur. Telefonlardan ziyade tabletlerde çocukların ve kedilerin vakit geçirmesinden dolayı çok fazla popüler oldu. Popüler olunca ne mi oldu? İşte böyle şeyler oldu. Gözü kör olsun YouTube trendlerinin. Hill Climb Rising. S3 minisi olup da bu oyunu oynamayan yoktur değil mi? Oldum olası bu tür arazi şartlarında araba ve motor benzeri şeyler kullandığım oyunları çok sevmişimdir. Bundan dolayı sonuna kadar oynadığım nadide oyunlardan biriydi. Popüler olmasıyla beraber kaliteli olması da onu benim için en iyi oyunlar arasına almam için etkileyen başka bir sebep. Bir de bu oyunu hemen hemen her ortamda oynayabilmenin verdiği rahatlık vardı ki sorma gitsin. Jetpack Joyride. Koşu tarzı oyunları çok sevmesem de bu oyunun içeriklerini ve oynanışını sevmiştim. Sırtımızdaki jetpack'le aşağı yukarı hareket ederek altın topladığımız ve engellerden kaçındığımız eğlenceli bir oyundu. Ama belli bir süre sonra bu oyunda kendini silinmekten kurtaramadı. Kafa Topu. Oyun dünyasına trendlerden giriş yapan bir başka oyun. Öyle ki devam oyunu gelmesine rağmen her iki oyunda popülerliğini sürdürüyor. Durmadan değişen ve yenilenen içerikleriyle oynayanları kendine bağlamayı başarıyor. Özellikle profesyonel spiker seslendirmesi gibi önemli değişkenlerin oyuna sonradan dahil edilmesi, sevdiğimiz futbolcuların oyuna eklenmesi ve zengin kostümizasyonların olması oyunun fazlasıyla oynanması için gereken nedenler arasındadır. Minion Rush. 2013 yılının bir başka unutulmazlarından. Bildiğimiz sonsuz koşu oyunu. Ama minnoş karakterlerin oyuna ayrı bir sevimlilik katması, geniş bir kitleye ulaşmasında önemli bir sebepti. Şimdilerde ismi duyulmasa da dönemin önemli isimlerinden biriydi. Mobile Legends. En basit anlatımda mobildeki LOL keyfini veren tek oyun. Defalarca yükledim, defalarca sildim. Bir oyun kendisine bağlamayı ancak bu kadar başarır. Çok sayıda karakterler, bol miktarda etkinlikler ve çeşitli oynanış modlarıyla hiç sıkılmadan başında saatlerinizi geçirebileceğiniz kaliteli bir oyun. Bağımlı olmayacağınıza eminseniz deneyebilirsiniz. My Talking Tom. Şu kediye neler yaptırmadık ki? Şiveden şiveye, şekilden şekle soktuk. Az kahrımızı çekmedi. Kendine has mizah ile her kesimden insanın muhakkak telefonuna en az bir kere indirdiği bir başka oyun. Özellikle çocuklar bayılıyordu buna. NSS. Telefonda çok sayıda futbol oyunu oynama rağmen NSS içlerinden en unutulmazıydı. Hem menajerlik hem futbol deneyimini bu kadar güzel verebilen bir oyun en azından ben görmedim. İçerisindeki farklı oynanış çeşitliliğiyle hem bir takımın hem de futbolcuların yaşamını kontrol ettiğimiz efsane oyunların başında gelir. Ayrıca içerisindeki mini oyunlarda da vakit geçirmek çok iyiydi. Eğer bu oyunu öyle ya da böyle duymamış oynamamışsanız elinizdeki tüm oyunları bırakın bunu oynayın. Pokemon Go. Bir dönem milletin akülerle gezdiği, taksicilerin isyan ettiği... Sadece bizleri değil, bütün esnafı etkilediği gibi bizi etkiledi. Çünkü hani sabahleyin gelip akşama kadar 2 tane 3 tane işe gidiyoruz, bedavaya beklemiş oluyoruz. Otobüslerin boş gittiği, parkların hiç olmadığı kadar dolu olduğu, mahalledeki her bir noktayı ezberlememize sebep olan, günlük 10 kilometreden fazla yol yürüdüğümüz o oyun. Çocukluğumuzun efsane çizgi filminin en gerçekçi oyunu olan Pokemon Go. Haberlerde bile gündem olmuştu. Öyle ki ülkemizde resmi bir çıkış yapmamış olmasına rağmen dünya genelinde en çok oynanan ülkeler arasında Türkiye olması gibi bir durumda söz konusuydu.
Pou, oynamış olduğum oyunlar içerisindeki en sevimli, en tatlı oyun buydu sanırım. Çok fazla detaya girmeden anlatırsam eğer, içerisinde bulunan sayısız mini oyunlarla uzun bir süre kendisiyle vakit geçirebileceğiniz bir oyundu. Şimdilerde oynamasam bile zamanın en iyilerinden biriydi. Zaman bazen gerçekten çok acımasız olabiliyor. PUBG Mobile, koca bir nesilden nefret etme sebebi. Online oyunlardan soğumama neden olan popüler kültürün alıp Allahu Ekber dağlarına çıkardığı bir başka oyun. Bir oyundan sadece kitlesi ve kullanıcılarından dolayı bu kadar nefret edebileceğimi hiç düşünmezdim. Bu arada oyundan nefret etmem onun başarılı bir oyun olduğu gerçeğini değiştirmez. Bununla alakalı detaylı bir video yapıp ne demek istediğimi daha iyi anlatacağımdan şimdilik konuyu kapatıyorum. Real Racing 3. Futbol oyununda NSS neyse, araba oyununda da Real Racing odur desem abartılı olmaz herhalde. Özellikle grafikleriyle birçok bilgisayar oyununa kafa tutacak seviyede olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bir de bu oyun 2013 yılında çıktı düşünün. Bununla beraber içerisinde bulunan araçların da hepimizin bildiği tanıdığı araçlar olunca, sürüş kalitesi de 10 numara olunca ortaya harikulade bir oyun çıkmış oluyor. Özellikle de harikulade kelimesini de buraya yazarak seslendirme yapacak arkadaşın sövmesine sebep olduğunun da farkındayım. Ama bu oyun için değer. Sövmedim. Devam edelim. Red Ball. Red Ball her ne kadar istediğim kalitede bir oyun olmasa da Bones'un hatırına bu listeye girdi. O oyunu hatırlayanlar bilir. Bölüm tasarımları o kadar güzeldi ki oynamaya doyamazdınız. Maalesef Red Ball'un bölüm tasarımı çok daha basitleştirilmiş ve kendini tekrar ediyor olması belli bir süre sonra sizi sıkabiliyor. Ama dediğim gibi en azından biraz da nostalji yaşattığı için yine de kendisini seviyorum. Roblox, listede en az oynadığım oyun kendisidir. YouTube trendlerinin bir başka işgalcisi. Nedendir bilmem, bir şey çok fazla popüler oldu mu ondan hızlıca soğumaya başlıyorum. Bu oyunlarda böyle, filmlerde de böyle. Misal Joker filmini çok daha sonraları izledim. Game of Thrones dizisinde bittikten sonra izlemeye başlamıştım. Birçok kişinin severek oynadığı Roblox'tan maalesef ben o zevki alamadım. Öyle birkaç gün oynayıp kenara bıraktım. Score Hero. Eğer akıllı telefon kullanıyorsanız muhakkak bu oyunu oynamış ya da reklamlarından görmüşsünüzdür. Bir ara kendisine bayağı sarmıştım. Güzel, eğlenceli vakit geçirmeli bir futbol oyunu. Tabi futbol oyunu dediysem FIFA gibi PES gibi düşünmeyin. Sadece belli bir sahneyi oynadınız, futbolcuları doğru yönlendirme ve doğru şut atmalarını sağladığınız bir oyun. Bir sonraki haritanın açılması için belli sayıda yıldız toplamak zorunda olduğunuzdan bir noktadan sonra oyunda tıkanınca bu güzel oyuna da veda etmek zorunda kaldım. Subway Surfers. Geldik bir başka koşu oyununa. Dediğim gibi bu tür oyunlar beni bir süre sonra baysa da oynamayı da seviyorum. Sıkılana kadar oynar kapatırım. Sonra da silerim. Bir oyunun hiç bitmeyecek olması her zaman beni ürkütmüştür. Sanki onu silip kaldırmazsam ömür boyu koşmaya devam edecekmişim gibi geliyor bana. Subway'de renkli atmosferiyle bir dönem içerisinde koştuğumuz oyundu. Camelot'un kahramanları ve geldik listemizin sonuna. Dikkat ettiyseniz son oyun alfabetik sıraya uygun olarak yazılmadı. Sebebi son dakika aklıma gelmesiydi. Telefonda oynadığım en keyifli kart oyunları arasındadır. Bol miktarda kart seçenekleri ve onlarla yapabileceğiniz kombolarla ilerleyen bölümler ve bol miktarda etkinlik. Çok fazla oyuncu tarafından bilinmese de kıyıda köşede kalmış güzel oyunlardan bir tanesi. Son zamanlarda bazı teknik sıkıntılar olsa da hala oynanabilir durumda olması ve kendisini oynatması listeye girmesine olanak sağladı. Bu haftalık da videomuzun sonuna gelmiş olduk. Muhakkak her listede olduğu gibi bu listede de eksik oyunlar vardır. Olması gereken ama olmayan oyunlar da vardır. En nihayetinde bu da diğer tüm listeler gibi kişisel bir listedir. Sizler de yorum kısmında sizin en beğendiğiniz ve unutamadığınız mobil oyunları belirtirseniz sevinirim. Bu haftalık da videomuzun sonuna gelirken hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Discord sunucumuza da bekliyoruz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesildir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğal. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.